Şimdi siz onu buraya bağlayarak ona değer verdiğinizde diyor yani bir yandan. Ama yani Murat Bey, ne bileyim, ya Hilal Kaplan'la ilgili de herkesin bir, yani buranın bu masadakilerin en azından fikri haklarının ne olduğunu biliyoruz değil mi? Fikirlerinin ne olduğunu biliyoruz. Açık Fikri saçık. haklarımız saklı kalsın. Yok yok, hiç saklı Kalmasın kalmaz. mı? Tabii, ne olsa İsmail söyleyeceğini söyledi zaten. Ya, yani İsmail çok. mührü vurdu. Ben bir de şeyi hatırlıyorum mesela, Türk bayrağının adı değişmeli. İşte terörist başına ilişkin sözleri, övgü dolu Ben bir sözleri. tanesini daha hatırlatayım. Yine Hilal Kaplan. Katil devlet demeyeyim, tamam, Ya. seri katil. Ya. Ne değişti JİTEM'e, ya? JİTEM'e terör örgütü demediğiniz sürece PKK'ya terör örgütü denmesini bekleyemezsiniz. Bunu da ekleyeyim. Fethullah Gülen'le ilgili birçok şey. Şimdi oradaki hadise şu. Birincisi, teknik olarak bir şey oldu orada. Bağlandığında niyeti çok açıktı. Yani ben yılların yayıncısı olarak niyeti okudum, gördüm. Hatta yanımda Hamdi vardı. Hamdi'ye dedim ki bu fena geliyor. Orada Hülya Ökeney'in bir boş anına ya da bir acemiliğine geldi ya da bir kararsızlığına. Çünkü kendilerini öyle bir pazarlıyorlar ki dışarı. Bir takım kuş türlerinin liderlerinden ya kendisi, çok mahir kişilerle birlikte. Böyle bir korku yaratıyorlar. Bir korku iklimi yaratıyorlar. Oradaki moderatör de ne yapacağını şaşırıyor durumda. Sonuçta yukarı arada sorulmuş üst yönetime. Alalım almayalım. Önemli bir karar. Demek ki Ve alın oradan onay denilmiş. alınmış. Oradan onay alındıktan sonra yayını kessem acaba sıkıntı olur mu? Muhtemelen ben fikir yürütüyorum. O kendi kendine iç sesi bir şeyler söyledi, etti derken bu 6-7 dakikalık süre Bu oldu. içerisinde Hilal Kaplan ne var ne yoksa söyledi, geçti, gitti. Şimdi Hilal Kaplan'ın söylediklerinde bir bölümü için benim bir dönem yaşadığım şeyler bunlar. Yani söylediklerinde aa şurada yalan söylüyor diyebileceğim pek bir şey yok. Bir iki nokta dışında. Anladım. Fakat bunları söyleyecek olan Hilal Kaplan değil. Ya ne enteresan değil Sorun mi? orada. O anlatmaya çalışıyor. O Sorun mu orada. yani? Yani Geçmişine, o dönem o ne yapıyormuş, ona da bakmak lazım belki işte. valla Abdullah Öcalan'a övgüler dizen kendisi. Terör örgütüne övgüler dizen kendisi. Fethullah Gülen'e övgüler dizen kendisi. Bayrağımızın değişmesini teklif eden kendisi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adının değişmesini teklif eden kendisi. Bu tayfa. Ama orada Nihal Bengisu arada bir cümle sarf etti, bir söz sarf etti. Dedi ki işte AK Parti'nin yerel seçimleri kaybetmesine sebep olanlar bunlar dedi. Kilit burası. Şimdi Nihal Bengisu Karaca bana göre bir süredir, şimdi geçmiş dönemde Ergenekon, Balyoz vesaire bütün bu şeylerde Nihal Bengisu Karaca da, Yaşar Hacı Salihoğlu da, Nagihan Alçı da hepsi o değirmene su taşıdılar. Sonradan yanlış olduğunu gördüler vesaire falan. Bak burasını tartışmıyorum bile. Çünkü her şey Türk milletinin gözü önünde oldu. Yani aslında hepsi oradaydı. Aslında hepsi oradaydı. Hepiniz Bugün oradaydınız değil mi? birbirlerine bu şekilde bağırıp çağırıyor olmaları bize başka bir şey söylüyor. Ama hiç Nagihan Alçı'ya ilişkin de bir not düşmedi yahu. Ne garip Bize değil mi? başka bir şey söylüyor. Ne diyor? Ne söylüyor? Biz hatırlarsan Bengütürk döneminde bir zaman çekirdeklerinizi hazırlayın derdik. Ah tabii. Şimdi yeniden çekirdeklerin hazırlanma vakti. Neden biliyor musun? Bu defa da yine kendi aralarında çok ciddi bir kavga başladığının fotoğrafıdır bu. Bir dönem hep birlikte Türklüğe, Türk'ün devletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ne kadar ortak değerimiz varsa, bayrağımıza, misak-ı millimize, birliğimize, bütünlüğümüze hep beraber laf edenler bugün türlü sebeplerden dolayı birbirlerinin geçmişteki falsolarını birbirlerinin yüzüne vurmaya başladılar. Hatırlar mısın? Fethullah Gülen cemaatiyle AK Parti'nin sürekli bugün yarın kavga, bugün yarın kavga, bunun ayak sesleri geliyor vesaire diye yayınlarda konuşurken hep bir şeyi söylerdi. En iyi birbirlerini onlar tanıyorlar. Evet. Çünkü Nerede? Aynı yolu Ankara'dan yürürken. İstanbul'a bu Ha. bir yolsa giderken Evet. hangi elektriği direkteki lambayı kırdıklarını kendileri biliyor. Hangi benzincinin kantinini veya işte marketini yağmaladıklarını kendileri biliyor. Yani. Hangi tabelayı devirdiklerini kendileri biliyor. Birbirlerini çok iyi biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Onun için dün orada sadece İsmail'le Ümit Dikbayır'dan bir miktar itiraz geldi. Ümit Dikbayır da söyledikleri konusunda taraf olmamak adına frene bastı, bence doğru yaptı. Ama doğrudan itham ettiği için İsmail İsmail Saymaz, Saymaz. onun dışında bir gık çıktı mı? Çıktı mı? Hele Nagihan Hocadan çıktı Alçı'nın mı hiçbir şey? sessizliği ve Nagihan Alçı'ya ilişkin hiçbir şey söylememiş olması Hilal Kaplan'ın, madem ki
kirli çamaşır tırnak içerisinde eğer dökülüyorsa ortaya. Orada bir de eski tweetler, eski sözler, orada Alçın'ın şimdi, sözleri de var yani. Kürdistan yollarında Ahmet Kaya fonda. Tabii. Yani bu böyle bir geçmiş. Şimdi dikkat et, bir söz ses çıkmadı. Orada ses... mesela Yaşar Hacı Salihoğlu'ndan da hiçbir şey çıkmadı. Hiç. Çıkamaz. Çıkamaz. O böyle herkes bir bambaşka bir evrende bakıyor, başka bir şey başka konuşuyor. Başka bir şey değil yani. Yani Yaşar Hacı Salihoğlu'nu sanki şimdi geri dön, hemen yanı başında bugün yan yana durup aynı şeylerle, aynı sayıklarla, aynı iddialarla, aynı iftiralarla taarruz ettikleri şeye, muhalefete taarruz eden o birliktelikler, AK Parti ile, AK Parti'nin borazanlarıyla, kalemşörleriyle beraberler ama ya hemen yanı başında oturanlar Nur Serter'e geçmişte, Kemal Alemdaroğlu'na, efendim işte bilmem nerede patalya toplantılarına, AK Parti'yi devirmek için darbe hazırlıklarına, bilmem nelere, o toplantıların şeref konuklarındandı. Hmm. Ne oldu şimdi? Nereden nereye gelmiş? Ne oldu? O yüzden sessiz kalıyor bazen işte. Bagaj dolu olunca sessiz kalmak. Her dönemde bagaj doldurulmuş. Şimdi dolayısıyla kimsenin gıkı çıkmaz. Hilal Kaplan'ın konuşulacak, tartışılacak yanı bile yok. Yok yani, neyini konuşacaksın, neyini tartışacaksın? Ya ne yaptığını, ne söylediğini biliyoruz. Yanlış ağızdan doğru söz çıkmıyor. Onu anlıyor. Yani yanlış ağızdan çıkan doğru da doğru olsa sözün hükmü olmuyor. Öyle oluyor ama şimdi o stüdyoda bulunup da laf ettiği insanlar da onların da söyleyebileceği bir şey yok. Ne diyecekler? Bir tek İsmail Saymaz cevap. Ne diyecekler yani? Şimdi moderatörü ayrı tutuyorum. Geçmişte işte sen de şöyle yapmadın. Bir defa bak, bir muhafazakar olduğunu iddia eden bir kadın telefonla bir canlı yayına bağlandığında en azından misafirsin. Evet. Bu evet. Bir. Muhafaza edeceksin. Kültürümüzün önemli şeyleri bunlar. Parçaları. Evet. Bu bir. İkincisi, muhafazakar olduğunu iddia eden bir kadınsın. Ve karşındaki meslektaşını, kavgan ne olursa olsun, onunla ilgili ithamların ne olursa olsun, ne kadar haklı olursan ol, bak bunu da bir kenara koyarak söylüyorum. Evet. Böyle olduğunu düşünmüyorum ama öyle koyuyorum. Ya sen geçmişte işte Fatih Altaylı ile şuraya gitmedin mi? Hatta oradaki o münasebetten, ilişkiden dolayı da bugün Habertürk'te değil misin? Demek hangi adaba, hangi ahlaka, hangi vicdana sığar? Karşında senin yine evli barklı bir meslektaşın var. Ki evli barklı olmasına da gerek yok. Hiç önemli değil. Ben onun penceresinden tabii, bakıyorum. Tabii. Onun dışında hep onlar bu cümleyi kurdukları için tırnak içinde ya, bu tarifi yapıyorum. Ayıp. Bir de muhafazakarlar. Hep söylüyorum. Bunların hiçbiri muhafazakar değil. Biz hep şu hatayı yapıyoruz siyasi tarifte bulunurken. İşte Türkiye'de muhafazakar kanat AK Parti'ye oy veriyor. AK Parti'ye muhafazakar kanat falan oy vermiyor. Tertemiz, pırıl pırıl muhafazakar kimlikli insanların duyguları sömürülüyor, onlardan bir kısmı veriyor ama bunların hiçbiri muhafazakar falan değil. Muhafazakar muhafaza edendir. Öncelikle değerleri muhafaza edendir. Bütün değerlerimizi pazara düşürenler bunlar. Bunların nesi muhafazakar olabilir? Ortaklarıyla beraber bugün. Düne kadar tek başlarına yapıyorlardı. Yanlarında bir yancıları vardı. Bugün ortakları çoğaldı. Hepsiyle birlikte. Birazdan geleceğiz o İst Perinçek beyefendiye. Evet. Bir de böyle tuhaf ortakları var bunların. Bir de böyle şahsiyetsiz ortakları var. Birazdan ben onu da konuşmak istiyorum. Bilmiyorum. Müsaade eder misiniz? Tabii ki edeceğim. Dolayısıyla bunların muhafaza ettikleri tek şey kar. Muhafaza kar. Karları. Bunların hayatı bu. Bunların hayatı bu. Kuş türleriyle, bilmem nelerle, şunla bunla böyle çok bu konularda mahirler. Bu cümleyi de çok beğeniyorum. Çok sevdiğim bir büyüğümün sarf ettiği bir sözdür. Bu konuda da çok mahirler. Oraya burayı terörize ediyorlar. Dün Hülya Hökeney'in o programda daha 30. saniyesinde ya da 1. dakikasında burada söz hakkı kullanılmıyor. Burada bir söz hakkı aşılıyor. Bu hakkı kullanmıyorsunuz, başka bir şey yapıyorsunuz deyip kesebilirdi ama yapamadı. Yapamadı. Onun da kendi içinde bir sesi var. Ne olur, ne biter, ne gelir başımıza vesaire falan filan. Yani bombayı attı gitti. Ama... Ne olur bundan sonra? Mesela o grubu da bilen birisiniz ben ama genel anlamda. Ben o grubu tanıyorum. Dün, ne olur? Ne dün ilk buna? Baktığım şu oldu. Hı. Daha çıkarken de söyledim Hamdi'ye de. Bu programın tekrarını vermezler dedim. Baktık, vermediler. İki, o program buna sebep olduğu için bir kelle alır o grupta. Bir kelle alır o gruptan. Nereden alır bilmem. Hı. Editoryal seviyeden mi alır? Ekran yüzü açısından mı alır? O şeye izin veren yönetici açısından mı alır ama bir kelle alır. Ben o grubun kodlarını bilirim. Eğer almazsa, bak
Eğer almazsa o zaman başka bir okuma yaparım. O derim da ki o zaman bir medya grubu bu konuda artık sesini daha yükseltecek bundan sonra. Başka bir moda girecek derim. Yani bu ne demektir? Bir medya grubu açısından bir mücadeleye girişmek demektir. Yani eğer olmazsa buna dönüşür bu iş. Üçüncü bir ihtimal. Bu da aynı medya grubundan bahsediyoruz o zaman. Ciner medya grubundan. Tamam işte bu medya grubundan bahsediyoruz. Bir üçüncü ihtimalde bir süre tamamen muhalefete kapanırlar. Oo, o derece. Bu da bir ihtimal. Ki son dönemde bütün o hani haber kanalları içerisinde biraz daha belki denge tutturmaya çalışan ya denge bir de habercilik değil. Muhaliflere söz hakkı veriyor muhalif partilere. Ama yani muhalif mevcut durumda isimlere. Buna denge demek durumundayız. Yani hani ehveni şer mi dersiniz? Maalesef işin doğası aslında ama böyle tarif etmek durumundayız. Dolayısıyla dün orada olan aslında iç sesim ne dedi? Hepiniz. Hilal Kaplan ve onun seslendiği o yani orada İsmail ve Hülya Ökenek ya da işte kurum açısından söylemiyorum ama onun hitap ettiği bir topluluk vardı. Bir bölümü sessiz kaldı orada. Vallahi iç sesim hiç Allah'ın bildiğini kuldan saklamayayım yiyin birbirinizi dedi. Acaba şey demişler midir içlerinden? Ya bize de mi sıra geliyor? Ya aman konuşturmasa da falan mı? Şimdi Hilal Kaplan'ın o söylediği şeyleri biz ekranlarda ben de dilim döndüğünce çok anlattım. Ben o grupta bir Kanal 1 diye bir televizyon vardı. Bloomberg oldu şimdi. Hı hı. Kanal 1'de genel yayın yönetmeniyken Balyoz ve Ergenekon davasıyla dalga geçen bir yayın çizgimiz vardı. Ve kanalın o dönem Mehmet Ali Erbil de program yapıyordu. O programa rağmen günlük program yapıyordu. Kanalın para kazanan tek yayını ana haber bülteniydi. Çok düşük bir maliyetle, çok küçük bir kadroyla o dönem Fox haberi bile aşağı, hatta Show haberi bile aşağı almış ilk üçte yayın yapardı. Bir gün bir sabah bir gelindi Kanal 1 haber kapandı dendi. Bedeli. Hangi medya grubunda neden kapatılır? Dediler ki Kanal 1'i de kapatıyoruz. Hayır efendim kapanmadı. Kanal 1 devam etti. Ama haber kapandı. Sadece haber kapanmadı. O haber kapanınca, o tavır sergilenince ben de oradan ayrıldım. Çünkü ben o Ergenekon ve Balyoz işine en başından beri kumpas diyen evet. ve haberlerde de sürekli dalga geçen aynı şekilde Habertürk ekranına da bunu yansıtan biriydim. Dolayısıyla bugün Hilal Kaplan'ın ettiği bazı laflar var. Bunlar öyle çok sıradan laflar yenilir, değil. Yenilir yutulur şeyler değil. O dönemin bahsettiği bazı isimler daha sonra geldi oraya. O dönemin kurbanlarından biri olarak tesadüfen olay yerindeydim. Garip bir ilahi, karma olmuş ilahi Murat Bey. Adalet. Evet yani ilahi adalet yani sonuçta karma adına ne dersiniz? Ama ne olursa olsun bir kanal sana bir söz hakkı vermiş. Evet en sert şekilde eleştirini yapabilirsin, kendini savunabilirsin ama böyle bir terbiyesizlik yapmaz. Ama şu kuş türünü düşünecek olursak yani belli ki bu konuda öyle. Çok mahirler, bu konuda çok pratik yapmışlar. Yani sen şunu dedin, sen bunu dedin, şimdi, onu yaptın, bak şunu yaptın falan böyle sıralı bir şekilde hiçbir tekleme olmadan sayıyor. Çalışılmış. Şimdi çocuğum uyanmıştı oraya gittim. Heh. Bir buçuk saat sonra falan o hikaye. Başka onu geçtim şey ama onun dışında ben daha anlatacağım. Görüntü yok. Evet. Ama eller nerede bilmiyoruz. Yani eller nerede onu bilmiyoruz. Bu entelektüel birikimi olduğunu iddia eden, böyle bir mesleği yapan, belli bir topluluğa kanaat önderi gibi pazarlanabilen bir insanın davranış biçimi değil bu. Allah bizi hakikaten çok daha beterinden korumuş. Şükürler olsun. Korumuş. Korumuş. Bundan sonra da korusun diyelim. Bundan sonra korur kollar Allah. Yani çok severim o lafı. Yani Allah muhsinlerle birliktedir. Yani Allah doğrunun yanında ya. Böyle